فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. أي حبيبي أي حبيبي senin görevini hatırlatmak uyarmak, sen onların başına kurmacı bir polis değilsin ya Muhammed diye Rabbim Tebarek ve Teala nedir bunu kendisine söyledi. Ve kavluhu Teala inneke la tehdi men ahbab. El hitab للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يجب هداية عمي عمه أبو طالب أمن هو أعم. يعني burada Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam gayreti, çabası amcasına hidayet ettirmektir. Niçin? Çünkü amcası 10 yıl boyunca İslam'a hizmet etmiştir. İçimizde bile Ebu Talib kadar İslam'a hizmet eden biri yoktur. 10 sene boyunca ey Ebu Cehil diyordu. Yeğenim Muhammed'ime dokunamazsın. Ben sana Muhammed'ime gidittirmem diyordu ve 10 yıl boyunca korumuştur Allah'ın Ebu Talib Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı. Ve burada rahatlıkla bir şekilde Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam davetini yaptı. Ama Ebu Talib hastalığı düştüğü zaman Muhammed Aleyhisselatü Vesselam çok üzüldü kendisine. Nasıl olur da 10 yıl boyunca bana, ey amca bana yardım edersin ve nasıl olur da ben bu la ilahe illallah kelimesini sana telkin etmem. Ya ammi, kul la ilahe illallah, ne olur bir kere de ki yarın kıyamet gününde o yevme la yenfu'u malun ve la benun illa men etallaha bi kalbin selim. O günde ne evlatlar, ne mallar, ne hiçbir şey fayda vermeyecek o günde bir hüccetim olsun Allah'ın huzuruna. Diyeyim ki ya Rabbi bu amcam bu la ilahe illallahı telaffuz etti ama bir türlü Ebu Cehil milliyetçilik duygularını kabarttı. Ya Ebu Talib nasıl olur da bizim Lat, Menat, Uzze, Hubellerimizi terk edip Muhammed'in tek Rabbine mi kulluk edeceksin diyordu. Ve onun milliyetçilik duygularını kabartarak bu şekilde dedi ki ana ala millet Abdülmuttalib. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çok üzüldü burada ve işte dua etti ve Allah tebareke ve teala hemen ayet indirdi. Bir mümine, bir resule, müşrik olan velev amcası bile olsa ey Muhammed sana dua etmek yakışmaz. Velev kâhin ulul kurbe diye burada ayet indi. Yani önemli orada, önemli olan burada, bundan çıkaracak olan derstedir. İsterse kardeşin olsun, isterse amcan olsun, eğer la ilahe illallahı kabul etmiyorsa bu adam senin kardeşin değildir. Çünkü el-hubbu fillah vel-bughdu fillah. İster Amerika'nın o bir ucunda olsun adam papazlıktan Müslümanlığa geçse bile ama bu adam la ilahe illallah'ı tasdik ediyorsa ve amel ediyorsa bu kişi senin kardeşindir. Öz kardeşin eğer la ilahe illallah'ı inkar ederse bu adam Allah muhafaza dinden çıkar. Yani önemli olan burada anne babadan olmak değil, din kardeşliği bunu demek istiyor Allah'ın Resulü aleyhi assalatu vesselam. Naam. وله المنزلة الرفيعة فالله كتب رسول الله عليه الصلاة والسلام شو بمرتبة صاحبة محمد صلى الله عليه وسلم عند الله لا تستطيع أن تهدي من أحببت هدايته أي رسول يعني sen her ne kadar burada benim yanımda makamım yüksek olsa bile dilediğini hidayete erdiremezsin. Mesela bir kişi yani hidayet arayacaksa mutlak bana da nedir? Sebeplere başvuracak. Gidip namaz kılacak, yani hocaları arayacak, salih insanlarla tanışacak. Yani bu demek değil ki yani ben tamam hidayet arayacağım ama namaz kılmayacağım. Ben ilim öğreneceğim ama çalışmayacağım. Olmaz. Ya mesela ya Rabbi çocuğumun kalbine İslam sevgisini ver. Niye Allah vermek istemiyor mu ki biz bunu söylüyoruz? İstiyor ama bunu bizlere bırakmış, sebeplere başvuracağız. Tıpkı bir kişi arazisinin mahsulünü ektiği zaman ekmezse mahsul alır mı? Buğday, darı ve buna benzer. Aynı şekilde ektiği zaman %99 alır. Bir %1 de almaz. İşte sel, kıtlık ve ondan bir şey. Bu şekilde de yani hidayete erecek olan bir kişi mutlak bana sebeplere nasıl oldu orada sebeplere başvurduysan bu şekilde sebeplere başvuracaksın. Eyvallah ben evde oturayım. Ya Rabbi bana rızık ver. Ömer döneminde bir kişi camide oturuyor. Ya emir el müminin, mehmum, mehzun, aleyhi düyun. Geldi Ömer radıyallahu anh dedi ki, da'it rabbuk, da'it ya emir el müminin, sallay sallay, kum, es-sema, la tumtir la lehab ve la fidda, dedi kendisine. Teharrak yani, hani, ve izâ kudiyet es-salâtu, fenteşû fil ard. Yani orada oturacağız ya Rabbi bana rızık ver. Olmaz. Sebeplere başvuracaksın. Tıpkı burada hidayet meselesi olduğu gibi. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada amcası için sebeplere ne oldu? Başvurmuş. Ama ezeli ilminde Allah Tebareke ve Teala Ebu Talib'in la ilahe illallahı söylemeyeceği biliyor. Ondan dolayı nedir? Ona nasip kılmadı. Ama burada Abdullah İbni Umeyye sonunda burada adam Müslüman oldu. Ebu Cehil de aynı şekilde kafir gitti bu adam.
والمعلوم أنه إذا أحب هدايته فسوف يحرص عليه، ومع ذلك لا تتمكن من هذه الأمر، لأن الأمر كله بيد الله، بيد الله. قال تعالى ليس لك من الأمر شيء. يعني هل نقدر بوداسيز bir kişi hidayetine ermeye kalksanız yani sen yaparsın ama hidayet Allah'ın elindedir. Sen çalış çalış ama yani çatlasan da patlasan da istesen de adama nedir burada hidayete erdiremezsin. Çünkü hidayet sahibi Allah'tır. Tıpkı nasıl şefaat sahibi Allah, Allah ise hidayet de Allah'ın elindedir. İşte burada diyor ki feyahris aleyh, ona dikkat eder, onu öğretir, elinden tutar, Allah'ın emir ve yasaklarını öğretir. Kema emarahu rabbuhu ve ahbarahu nebiyyuhu sallallahu aleyhi ve sellem çizgisinden geri kalmak. Buna rağmen bunları yaptıysa, adam hidayete erdirmiyorsa yani la yelûm illa nefsihi yevmel kıyamete. O gün يوم ترونها تذهب كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. O gün hamile kadın çocuğunu düşürecek, emziren kadın çocuğunu atacak. İnsanları sarhoş deli divane gibi göreceksin ama onlar sarhoş değiller. ولكن عذاب الله شديد. İşte o gün geldiği zaman keşke tövbe etseydim, keşke Allah ve Resulü'ne iman etseydim. Keşke kema emareni Rabbi ve ahbareni Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem çizgisinde olsaydım. Ama orada keşkenin hiçbir faydası yoktur. Hayhat hayhat. Nerede? Çünkü Allah tebareke ve teala dünyaya bir kere gönderdi seni ve ona orada hesap vereceksin. Ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Dünya mazra'atil ahira. Ne ekersin onu orada biçeceksin. Yani dünyaya bir kere geldin ve Allah'a hesap vereceğiz. Gelişimiz bizlere sorulmadığı gibi gidişimiz de dirilişimiz de bizlere sorulmayacak. Çünkü bizim irademizin üstünde bir irade var. O da yüce Allah'ın iradesidir. Ey kulum, sana ilim verdim, sıhhat verdim, mal verdim, mülk verdim. Ne yaptın ey kulum dediği zaman ne diyeceğiz Rabbimize tebareke ve teala? Demek ki burada bir Müslüman gücü nispetinde dininde sadık olması gerekiyor. Taksiratı olduğu zaman inna rahmeti sadakat gadab diyor Allah tebareke ve teala. Benim rahmetim gadabımı geçmiştir. Kul وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكلوا على الله إن كنتم مؤمنين. مؤمن إسال gerçekten yüce Allah'ın rububiyetine, uluhiyetine, isim ve sıfatlarına hakkıyla tasdik ediyorsan o zaman gücün nispetinde nedir? Allah'a tevekkül et. Eğer eksikliğin olursa muhakkak ki Allah tebareke ve teala onları bağışlayacaktır. Bes Allah'a ortak koşma. Niçin? Çünkü اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ. Demek ki bir kişi zina ile, riba ile, gıybetle, nemime ile şurada burada Allah'ın huzuruna gittiği zaman nefsi var, yapabilir. Çünkü Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam ne diyor? Diyor ki رَبِّي لَا تَكِلْنِي عَلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنِ. Ya Rabbi gözümü açıp kapayıncaya kadar beni nefsimle başıboş bırakma ya Rabbi. Ha bunlarla gitti adam, faiz aldı, zina ediyor. Tövbe etmeden Allah'ın huzuruna gitti. İşte Allah'a ortak koşmadığından dolayı Rabbim tebareke ve teala onu orada affedecek. Ama aliler diyorlar ki orada adamın eğer günahları varsa bunlarda ne yapacak Allah tebareke ve teala? Günahları kadar orada azabını çektirecek. Ondan sonra Allah'a ortak koşmadığından dolayı cennete gönderecek Rabbim tebareke ve teala. Ama dilerse Rabbim tebareke ve teala hiç azap etmeden de nedir? Orada cennete gönderir. Demek ki bize düşen görev nedir? Yüce Allah'ın rububiyetini, uluhiyetini, isim ve sıfatları tasdik ederek ve ona ortak koşmayacağız. وَاَنْوَاعُ الْعِبَادَةِ اللَّتِي اَمَرَ اللّٰهُ بِهَا. Yüce Allah'ın emir buyurduğu bütün ibadet çeşitlerinde yüce Allah'ı birleyeceğiz. Ne gibi? Mesel, اَذَّبِحْ والنذر والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستغاثة وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها. يعني قربان كسمك تنطوط يرضم كدر استعانة كدر استغاثة كدر هبسي الله تم بالإجاز. Şimdi bir kişi لا إله إلا الله diyor ama gidip ne yapıyor Allah? Gidip ölülere kurban kesiyor. Olmadı. Ya sen bir taraftan Allah'tan başka hak ilah olmadığına şahitlik ettin ama diğer tarafta gidip ölülere kurban kessin. Veyahut da la ilahe illallah diyorsun, gidip Allah'tan başkasından yardım diliyorsun. Kesinlikle Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam bundan sakındırmıştır. İşte bu nedir? Bu hem Allah'a ortak koşmaktır, hem de dinde aşırı gitmektir. El-hulû fiddin ehleke men kâne kablekum diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Naam.
اشتليس لك من الأمر شيء يا محمد، اشتليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. يعني سنب قرد يا فجر بن شدق أي رسولك أمجنا تلكين التردم لا إله إلا الله ددم أما هو دمد يعني سنب قرد يا فجر بن شدق أزلنا أي رسولك مشرك olan bir amcaya yakışmaz üzülmek. Sen görevini yaptın ama o kabul etmedi. Ama Allah biliyor. Ezeli ilminde bu Abu Talib'in bu şekilde la ilahe illallah'ı söylemeyeceğini. Ama Abu Talib yüce Allah'ın tek ilah olduğunu biliyor kalbinde. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı tasdik ediyordu ama kibrinden dolayı tıpkı Firavun'un reddettiği gibi Musa Aleyhisselam gitti yanına dedi ki Rabbim Tebareke ve Teala فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا لَيِّنًا يَا رَبِّ هَذَا فِرْعَوْنُ وَلَوْ فِرْعَوْنُ بِلَا olsa. Şimdi bir kişi bir kişi nasihat ediyor, kendisinden kabul etmediği için diyor ki Allah Allah böyle 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 ben dua ediyorum. Olmadı ya. Ya o Firavun'a bile Allah Tebareke ve Teala diyor ki فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا لَيِّنًا diyor. أنا ربكم الأعلى ديور ما علمتم لكم إله غير ديور فأوقدني يا هامان على الطين فأوقدني يا هامان على الطين فاجعلني صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. أي هامان هامان كيف؟ أرسى درافهم باشبقا كنوزن ديهم باشبقا لهم يوركي بلات تغريا باتشيخ أتشيا ve bana koskoca bir köşk kur. Çıkıp Musa'nın Rabbine bakacağım. Ve yine yalancılardan sanıyorum. Böyle diyen Firavun'a فَقُلْ لَهُ قَوْلًا لَيِّنَ diyor ki ey Resulüm, ey Musa'm diyor. Leyyine. Ama ne oldu son nefesinde? Firavun kabul etmedi. Ve en son Allah Tebareke ve Teala denizi özüne kapladığı zaman dedi ki آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل أما الله تبارك وتعالى بنوم تلبسين قبولة بدي الآن يا فرعون الآن وقد عصيت وكنت من المفسدين ظهر أنجا زور بجلردن دين مدن يا فرعون أنا ربكم الأعلى دين سن دين مدن يا فرعون ما علمتم لكم من إله غير دين سن دين مدن يا فرعون نشبك كلها قلتون شمدك أما رب تبارك وتعالى فرعون الورد أولى جيدي بالديج بو آمنت أنه لا إله o kelime söyledi ama bir rivayete göre Cibril Aleyhisselam 600 karalığıyla geliyor ve Firavun'un ağzına balçık dolduruyor. Üskün diyor, üskün. Rabbim onun şeyini kabul etmedi. Aynı şekilde Ebu Talib yani burada hissetti öleceğini ama diyecekti Ebu Talib ama nerede burada Ebu Cehil ısrar ederek devreye girdi ve dedi ki nasıl olur da Abdülmuttalib'in dininden geçersin. Nasıl olur da Muhammed'in tek Rabbine kulluk edersin? Bizim laflarımız, maraklarımız, butlarımız, özlerimiz ne olacak ya? Ya Ebu Talib diyordu ve bu şekilde Ebu Talib gümbürtüye gitti Ebu Cehil'le beraber. Fî esfel-i safirin. İşte Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada çok üzüldü. İşte inkar meselesi burada istediğin kadar sen namaz kılsan, oruç tutsan, hac yapsan, benim gibi takvalı insan yok desen bile eğer la ilahe illallah'ın zıttını zerre kadar bir şey yaparsan Allah tebareke ve teala bütün bunları kabul etmeyecektir. Niçin? Çünkü tevhid. En önemli olan tevhid. Osman radıyallahu anh yok. Osman mı? Yok. Osman değil. İşte yapmadığı için. Belki yazmak lazım. Evet. ليس لك من أمر شيء وقال تعالى ولله غيب السماوات والأرض وإليه ترجع الأمر كله يعني göklerin ve yerin gaybi Allah'ın elindedir ve bütün insanlar ona döndürecektir. Ne ettiysen, ne yaptıysan Rabbim tebarek ve teala orada mutlak manada orada ne yapacak? Orada hesap verecek. Evet. Velhidaye والهداية التي نفاها الله عن الرسول صلى الله عليه وسلم هداية التوفيق يجي الله تبارك وتعالى مرد نفشت مش قلت إبادة هنجس توفيق يعني محمد عليه الصلاة والسلام الان ده أمي ولا بير شيء والله محمد صلى الله عليه وسلم مرد ben davet edeceğim ama ben davetimde %100 bu kişi hidayet erecek diyemez Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Her ne kadar burada şefaat Allah'ın elinde bir kişi cennete, inşallah hepimiz cennete gireceğiz inşallah. Ama şefaat etme söz konusu Rabbim tebareke ve teala bir bakarsın bizlere verebilir. Ama Allah dilemedikçe kimse orada şefaat edemez. Nasıl ki işte şefaat Allah'ın elinde ise hidayet de Allah'ın elindedir. Yoksa ben bu şekilde anlatacağım %100 bu kişi kabul edecek diye
بري ديامان سانتشارج كول أدى أدى أكمل كلم لير غني فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر سن أولارن باشندا زورباجي بير بوليس ديسين أي رسولم سن قرأ هاترلاكما ويارما قول أتمسى لكم دينكم ولي دين. نعم والتي أثبتها الله هداية الدالة والإرشاد يعني برضا يجي الله هن إثبات الهداية هن الله هن رسول عليه الصلاة والسلام إرشاد يوري له تبديل يوري له ربوبية أولوهية اسم صفات كما أمره ربه وأخبره نبيه صلى الله عليه وسلم جزب سنده davet yapmasıdır. Bunu ispat etti. Yoksa Allah Resulü her ne kadar burada davet etse bile %100 bir kişi hidayet erecek diye bir şey yoktur. Uygular ama hidayet Allah'ın elindedir. Naam. والإرشاد ولهذا أتت مطلقا لبيان أن الذي بيده هو هداية الدلالة فقط. İşte kesinlikle Allah'ın elinde olan o hidayet şeydir. Allah'ın izni olmadan, Allah'ın meşiyeti, iradesi, kudreti olmadan kimse orada hidayete eremez. ولأن